Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor malum Sivas deplasmanında gol atamadı ve deplasmandan beraberlikle ayrıldı. Rapid Wien mağlubiyetinin ardından Sivas beraberliği de biraz bütün taraftarları endişeye sevk etti desek yanlış olmaz. Şimdi şöyle söyleyeceğiz, bu maçın genel bir analizini yapmaya çalışacağız size. Nerelerde yanlış yaptı, Abdullah Hoca'nın 11'i doğru muydu, devam eden ve bitiren 11'ler doğru muydu, bunlara bakacağız. Şimdi genel olarak bir Trabzonspor analizi de yapacağız Sivas Spor maçıyla ilgili olarak. Tabii ki ligde ilk maç çok böyle hani enseyi karartmamak lazım ama yanlışları da görmekte yarar var. Hemen şöyle söyleyeyim, Trabzonspor videolarına son günlerde gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir diyelim ve başlayalım. Sivas'ta yoklar çoktu, varlar yoktu. Öyle söyleyelim, böyle bir giriş yapalım. Yani öne çıkan oyuncu bulmakta zorlandık Trabzonspor'da. Oyun olarak ortaya çıkan bir şey var mıydı derseniz o da yoktu, bulamadık. Hocanın kafasının karışık olduğu çok net belli. Yani acaba Trabzonspor bekleyerek mi oynuyor, pas oyunu mu oynuyor, geçiş hücumu mu oynuyor? Buna da tam karar vermek mümkün değil. Hani onun da kafasında bir belirsizlik ortamı var. Bütün bunlara baktığımız zaman ortaya çıkan sonuç biraz Uğurcan'ın işte yine performansını devam ettirmesi, 2-3 pozisyonda özellikle 2 pozisyonda çok verimli işler yapması ve bana göre bilemiyorum sizler katılacak mısınız? Visca'nın çabasının dışında çok ciddi bir çabada görmüyorum. Sertlik, mücadele, ısrar. Ha, Trezeguet'in işte topu alıp getirmesi son dakikalarda falan bunlar önemli tabii. Bir anlamda aidiyettir ama genel anlamda baktığımızda sanki böyle durağan bir Trabzonspor izliyoruz. Bu hiç iyiye delalet değil. Onu özellikle söyleyelim. Şimdi bakalım Rapid Wien maçına göre hoca orta sahayı komple değiştirmiş. Sanki bir 4-1-4-1 gibi bir oyun anlayışına yönelmişti. Dörtlü savunmada Barisic zaten asıl isim o olacak diye düşünülüyor. Eğer transfer olarak yapıldığı için eğer bir sorun yaşamazsa Evren Eren'den formayı alacak diye düşünülmüştü. Dansfield, Savic ve Malheiro, Pedro diyelim. Önlerinde Okay oyunu kuracak oyuncu olarak. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Okay pas olarak yüzdesi çok yüksek bir oyuncudur. Bakmadım listeye ama muhtemelen Okay'ın pas yüzdesi 90'ların üzerindedir. Ama Okay olgun pas üretmez. Sorun orada. Yani savunmanın sırtına yapılacak koşuya pas atmaz. Ya da işte rakibin geçip yine rakibi geçtikten sonra o kalabalığın içerisinde doğru oyuncuyu seçmek konusunda çok ciddi bir pas üreticisi değil. Bir de üstelik beşli bir savunma kurmuş Bülent Hoca, onu da söylememiz lazım. Yani Okay oyunu kuracak. Ve bakıyoruz sol tarafa değişimli Trezeguet, Cihan, sağ tarafa değişimli Bardi, Visca, bir kere önde de Draguş. Şimdi bir kere siz Draguş'a top üretme konusunda şu arkadaki oyunculardan yüksek verim alamıyorsunuz. Çünkü söylediğim gibi oyun aklı yok. Oyun aklı şu anda sadece Trabzonspor'da benim gördüğüm Visca. Yani hem çabası var hem dikkat ederseniz o half space dediğimiz pasları atıp Malheiro'nun bindirmelerini ya da Cihan Çanak'a attığı toplarla bir takım işler yapıyor. Son çizgiye gidip dışarıdan gelen oyuncuya, orta sahadan gelen oyuncuya pas üretiyor. Ama onun dışında ne görüyorsunuz derseniz Trezeguet kendi çabasıyla oynamaya çalışıyor. Draguş zaten hani öyle bir oyuncu değil. Gelsin orta sahadan top alsın, 3 kişi çalınmasın götürsün oyuncusu değil. Böyle olunca iş bir kere sıkıntıya giriyor. Şimdi bu noktada neden işte iki tane sol kenar oyuncusu beraber oynadı? İki tane sağ kenar oyuncusu diyebileceğimiz Bardi, Visca beraber oynadı ve bir çözüm üretilemedi. İkinci yarıda çözüm üretilebilir derken Savic Mendy değişikliği oldu. Mendy yine stoper oldu. Bu da bir çözüm değil tabii, onu söyleyelim.
Tabii arkasında yatan gerçeğin ne olduğunu sıcağı sıcağına bilmiyoruz ama bir sakatlık vesaire mi yoksa oyun değişikliği mi onu bilmiyoruz. Ama sonrasında bir bakıyoruz tamamen şeye dönüyoruz, Rapid Wien maçına. Rapid Wien maçındaki orta sahadaki oyuncular birer birer oyuna giriyorlar. Ozan Tufan giriyor. Vakame giriyor. İşte özür dilerim, Vakame tabii ki orta sahada değildi. Lundström giriyor. Ozan Tufan giriyor. Mendy giriyor. Mendy stopere giriyor. Yani geçen maçın, Rapid Wien maçının orta sahası bitiren 11'de oyuna giriyor. Şimdi burada önemli noktalardan bir tanesi şu. Vakame'den santrofor üretemezsiniz. Bir. Birinci şey bu. İki. Dragoş'un yerine Ozan Tufan girmez. Dragoş'un yerine eğer çıkartıyorsanız Enis Destan girer. Çünkü santrofor koyacaksınız çıkarttığınızda. Yani siz Dragoş'u çıkartıp Vakame'yi santrofor yapıyorsanız kafanız bir hayli karışık demektir. Abdullah Hoca'nın kafası bir hayli karışık. Onu özellikle söylemem lazım. Kaldı ki şunu da vurgulamamız lazım. Ya Dragoş elinizdeki yegane santrofor. Yanında bir de Enis Destan var ve Sivas deplasmanındasın. Ya kazanman gerekiyor. Al riski, ikisini yan yana oynat. Neden yan yana oynatmıyorsun? Yani Dragoş'u çıkarmak hangi aklın ürünüdür anlamakta gerçekten zorlandığımı söyleyebilirim. Ve tabii şunu da söyleyeyim. Bardi'ye umut bağlayarak devam ettiğiniz bir sezonda 10 transfer yapamazsınız. Bunu da söyleyelim. 10 transfer yapıyorsanız hala sizin umut bağladığınız oyuncu Bardi olmaz. Ve Trabzonspor'un bu kadar az üretkenliği olduğu bir maçta maç kazanma ihtimali zayıf. Bu noktada Abdullah Avcı bir karar verecek. Diyecek ki ben birinci ve ikinci bölgede sert bir ki zaten maçlardan önce yaptığı basın toplantılarında söylemişti. Daha sert olacağız, daha agresif olacağız, top bizde kalacak, rakibin üstüne gideceğiz. Bakıyorsunuz ön alan presi yapacak oyuncunuz yok şurada. Yani bu böyle bir oyuncu olmadan Trezeguet ön alan presi yapmaz. Visca yani kendi ölçeğinde yaşı itibariyle yapmaz. Bardi ön alan presi yapmaz. Siz hangi ön alan presini yapacaksınız bu oyuncularla? Yani o zaman biraz daha farklılaşacak. Tabii ki şunu baştan beri söylediğim için bir kez daha söylemekte yarar görüyorum. Trabzonspor transferlerde yanlış bir strateji de izledi. Onu da söyleyelim. Burada net olarak çıkıyor ortaya. Yani ne demiştim? Oyun aklı. Sizin bir oyun aklınız yok. Yani dolayısıyla oyun aklı dediğim bir kişi, bir yıldız, bir isim çıkacak ortaya. Yani örnek mi istiyorsunuz? Söyleyeyim hemen örneği. Mesela Galatasaray'da yaşına rağmen Mertens. Mesela şimdi Beşiktaş'ta Rafa Silva. Yani siz eğer böyle bir oyun aklı bulamazsanız ya da işte Fenerbahçe'de Tadic neyse yani bulamazsanız işiniz zaten çok zor. Ve bu aldığınız oyuncular Okay, Ozan, Lundström bunların hepsi daha düz oyuncular. Öyle bakmak lazım ve en önemlisi şu, siz bir pivot santrofor almanız gerekliydi. Dikkat edin son 10 dakikada özellikle Visca'nın kenar ortaları, yüksek ortalarına vurabilecek oyuncu bulamadınız. Son 10 dakikada köşe vuruşları kazandınız, hiçbir tanesinde verimli olamadınız. O zaman bu kadar oyuncuyu almak yerine yapılacak olan şuydu. Önce santroforunuzu alacaksınız. 7 mi, 10 mu istiyor? 7 mi verdiniz? 8'e çıkacaksınız, 8.5'a çıkacaksınız. Diğerlerinden bir tane iki tane almayacaksınız. Sistem budur bana göre. Ama tabii bu benim düşüncem. Ben de size düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Bütün bunların özetinde şunu söyleyeyim. Sakın ola ki şöyle bir şey düşünmeyin. Ya eyvah ya ne oluyoruz? Ama şunu söyleyeceğim. Trabzonspor taraftarı bu oyundan hoşlanmaz. Trabzonspor taraftarı bu oyuna para ödemez. Gidip tribündeki yerini almakta düşünür. Yani tereddüt eder. Onun için bu oyunun değişmesi gerekiyor. Trabzonspor daha coşkulu, ön alanda baskı yapan, kanat organizasyonları yapan, o kanat organizasyonlara Onarçu gibi olacaksa Vegors gibi oyuncuları savunmanın arasına sokan bir oyun anlayışı. Geriden gelip iş bitirecek işte Hamşik gibi vesaire oyuncuları bulması gerekiyor. Yoksa bu oyuncularla bu işin çok çok kolay olmadığını söyleyebilirim. Şöyle bir Trabzonspor'un Sivas maçını değerlendirdik. Ama şunu da unutmayalım. Bu maça bakarak da Rapid Wien maçına karar vermeyelim. O maç başka, bu maç başka. Belki de oyuncular bu maçtan oyuncular ve Abdullah Avcı bu maçtan dersler çıkartacak ve sonuçta
iş başka yere evrilecek. Beklentimiz ve dileğimiz de budur. İlk maçtır, puan kaybıdır. Hatalardan ders çıkarmak lazım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.